Şarkıcı Sıla, sevgilim baba oldu ama haberi yok. Hadi senden duysun baba olduğunu, ver müjdeyi kendisine, kutla onu. Sıla, bak ne diyeceğim, hani siz müzik insanları bazen şarkı sözü yazmak için ilham gelsin diye öykü hikaye ararsınız ya. Al işte sana yaşanmış bir dram ve hem de tam ortasında sen varsın Sıla. İstediğin kadar söz yaz, istediğin kadar şarkı yap ve biliyor musun ne yaparsan yap Sıla bu hikayeden, bu öyküden. O bebeğin büyük dramını anlayamazsın, anlatamazsın. Hadi şimdi istediğin gibi açıkta kameralara büyük aşkını, kameralara çık, kameraların karşısına anlat Hazar Amani'yi ne kadar çok sevdiğini. Değerli izleyenler, Hazar Amani baba oldu. Hazar Amani İspanyol-Türk karışımı sevgilisi, onu çok seven o kadından bir bebeği dünyaya geldi. Ama artık o kadın onu sevmiyor. Hazar Amani'den nefret ettiğini söylüyor kendisi çevresine. Ve benim kulağıma kadar geliyor bunlar. Hazar Amani Sıla ile arabanın içinde yakalandığı o Ocak akşamından sonra kadın, İspanyol Türk asıllı kadın, Hazar Amani'yi terk etti. 2 aylık hamileydi o zaman. Hamileydi. Bebeğini büyük bir mutlulukla dünyaya getirmeyi planlıyordu. Ancak sevdiği adamın ihanetini öğrendiğinde şok oldu ve bebeği doğurmaktan vazgeçtiğini açıkladı Hazar Amani'ye. Kendisini arayan, durumu sana anlatmak istiyorum sevgili. Ve ondan sonraki süreçte bir daha Hazar Amani'nin telefonlarına çıkmadı. Zaten Hazar Amani de Sıla'yla birlikte aşkını yaşıyordu. Her ne kadar hem Sıla hem o sevgili olmadıklarını anlatsalar da gazetecilere, soran kameralara, soran uzatılan mikrofonlara, aşklarını dolu düzgün yaşıyorlardı. Niye inkar ediyorlardı peki sevgili olduklarını? Kamuoyunun baskısından çekiliyordu Sıla. Çünkü Ahmet Kural'la süren çok önemli bir davası vardı. Ve kamuoyunun baskısından, mahkemenin etkilenmesinden çekiniyordu Sıla. O yüzden hep inkar ettiler. Ta ki önceki gün Show TV kameralarına, Show TV programına konuşana kadar, Hazar Amani'yle sevgili olduklarını söyleyene kadar ve tam da o günün ertesinde bir haber aldım. O haberde Sıla'nın bitmesine neden olduğu o ilişkinin tarafı olan kadının bebeğini aldırmadığını ve dünyaya getirdiğini, birkaç gün önce, daha çok yeni dünyaya getirdiğini öğrendim. Yurt dışında doğurmuştu. Almanya'da yaşayan ablasının yanına gitmişti ve orada bir hastaneye yatıp bebeğini dünyaya getirmişti. Erkekti bebek. İsmini Asil koymuştu. Asil evladı. İsmini Asil koymuştu. Ve çevresine aynı şeyi söylüyordu kadın. Aradan onca ay geçmiş olmasına rağmen. Babasını dinleyecek. Ve babası, o adam yüzünü göremeyecek oğlumu. Göstermeyeceğim. O böyle karar almıştı kendi. Ve Sıla'yla birlikte yakalandıktan sonra bu ilişki kadın tarafından tek taraflı olarak bitirilmişti. Hazar Amani'de kabullenmek zorunda kalmış olan biteni ne yapabilirdi ki? Şunu yapabilirdi. Sıla'yı terk edip belki dönebilirdi o kadına.